Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere LGS sınavına hazırlanan arkadaşlarımız için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Şubat ayı örnek sorularından Türkçe yapacağız. Birinci sorumuza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi anlam akışına göre bu parçada boş bırakılan yerlerden herhangi birisine getirilemez şeklinde ilaç, bulmaca, tablo, zaman makinesi diye dört tane kelimemiz var. Kimi kitaplar nokta nokta gibidir. Ne gelebilir buraya? Evet. Kimi kitaplar sanki her şey gözünüzün önünde olup bitmektedir. Bu yüzden Dostoyevski romanlarını unutamaz birçoğu. Kimi kitaplar nokta nokta gibidir. Her satırda bir gizem çıkar ortaya, insanla merak uyandırır. Bu yüzden Sherlock Holmes hep tutulur yastık altında. Kimi kitaplar ise nokta nokta gibidir gelecekten haberler getirir, içindeki çocuğu koruyabilen her büyüğü bu nedenle mutlu eder. Ay'a seyahat. Evet, baktığımız zaman mesela kimi kitaplar nokta nokta gibidir dedikten sonra her şey gözümüzün önünde olup bitmektedir. Yani nedir o? Zaman makinası değil mi? Aşık A'ya zaman makinasını getirebiliriz. Kimi kitaplarda nokta nokta gibidir dedikten sonra her satırda, bakın satır diyorsa ne var burada? tablo vardır. Tablo gibidir. Diğerinde ise kimi kitaplar ise nokta nokta gibidir. Gelecekten haberler getirir. Bu da nedir? Bir bulmaca gibi düşünebiliriz. Ama burada tedavi ettiğine dair bir cümle olmadığından dolayı buraya A'yı getiremeyiz herhangi bir boşluğuna cevap adana. İkinci sorumuz bu parçaya göre Mona Lisa'nın dünyaca ünlü bir tablo haline gelmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? parçaya göre asıl nedeni bulacağız ünlü bir tablo haline gelmesindeki. Leonardo da Vinci tarafından yapılan Mona Lisa dünyanın en ünlü tablolarından biridir. Her yıl milyonlarca insan Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen bu eseri görmek için sıraya giriyor. Fakat 20. yüzyılın başlarında Mona Lisa tablosunu bilenlerin sayısı oldukça azdı. Ta ki tablo bir sabah kayıplara karışana kadar Polis tablonun kayıp ilanlarını şehrin duvarlarına asarken dünya genelinde birçok gazete de bu haberi sayfalarına taşıyordu. Hal böyle olunca milyonlarca insanın gözü bu olaya çevrildi. Fransızlar bu olaydan utanç duydu. İki yıl süren soruşturma neticesinde Mona Lisa'nın bulunduğunu duyan insanlar çok sevindi. Tablonun ait olduğu yere asılmasının ardından sadece iki gün içerisinde yaklaşık bir milyon ziyaretçi onu görmek için Louvre Müzesi'ne akın etti. Oldukça basit bir soru. Kaybolmasının dünya genelinde dikkat çekmesi, bulunması sürecinde polisin titizlikle çalışması, Fransızların kaybolayına çok üzülmesi, bulunduktan sonra pek çok kişi tarafından ziyaret edilmesi. Tabii ki ne diyor bakın. Ta ki tablo bir sabah kayıplarına karışana kadar. Evet kayıplara karıştıktan sonra ne yapıyor? Dünyaca ünlü bir tablo haline geliyor. Dolayısıyla kaybolmasının dünya genelinde dikkat çekmesi cevabımız. Üçüncü sorumuz, aşağıdakiler hangisi bu metindeki altı çizili ifadeyle kastedilen bir durum değildir. Ampul, fener, mum gibi yapay ışık kaynaklarının konumu, yönü, zamanı ve yoğunluğu bakımından yanlış kullanılmasına ışık kirliliği denir. Işık kirliliğinin canlılar üzerinde olumsuz etkileri vardır. İnsanların uyku düzenlerinin bozulması, göç eden hayvanların yönlerini şaşırması, bitkilerin yapraklarını zamanından önce dökmesi gibi pek çok durum ışık kirliliğinin sonucudur. Tüm bunların dışında ışık kirliliği gökyüzü gözlemler için de büyük bir engeldir. Evet burada tüm bunların dan kastedilen bir anlam olmayanı bulacağız. Ağaçların biyolojik saatinin değişmesi, insan hayatının olumsuz etkilenmesi, gök bilimi ile ilgili çalışmaların aksaması, hayvanların yaşam dengesinin bozulması. Yine burada da çok kolay bir soru gördük. Burada gök biliminin e aksaması ile ilgili herhangi bir bilgi yukarıda yok idi. Evet, dördüncü sorumuzda aşağıda bir bölgedeki portakal, mandalina ve greyfurt meyvesinin bazı türlerinin yetişme, olgunlaşma ve ağaçtan toplama dönemleri ilgili bir takvim verilmiştir. Takvimdeki her kutucuk bir haftayı göstermekte imiş. Bu tablodan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz şeklinde bir soru var. İnceleyelim. Bakın burada meyveler var. Portakal, mandalina, greyfurt var aylarımız var. İşte 1 2 3 1 2 3 1 2 3 şeklinde. Ee, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs'a bunu şer aylar şeklinde açıklanmış. Bakın burada Aralık, Ocak ayları yetişme dönemi çizgili olan kısım portakalı mesela aralık ay olarak göstermiş. Olgunlaşma dönemini Ocak olarak göstermiş. Ağaçtan toplanması gereken dönemde noktalı olarak Şubat ve Mart olarak göstermiş. Üçüncü mandalina da ise bakın yetişme dönemi Eylül ve Ekim'in yarısı. Ee, olgunlaşma dönemi Ekim olarak gösterilirken Kasım'da da ne yapmış? Ağaçtan toplanmış. Graifrit aynı şekilde Kasım Aralık şeklinde Kasım'ın sonu Aralık ayı. Yetişme dönemi ve olgunlaşma dönemi de Ocak-Şubat aylarında göstermiş. Ağaçtan toplamada Mart'ın e, sanki ortasından başlıyor. Nisan'a kadar devam ediyor. Tabloyu inceledik. Şimdi bununla ilgili hangisine ulaşılamaz demiş. Yukarıda baktık. Dördüncü sorumuzu. A. Meyvelerin tüm türlerinin olgunlaşma süresi 2 haftadan fazladır. Evet. Portakal türlerinden her birinin toplanma dönemi 1 aydan fazla sürmektedir. Greyfurt türlerinin yetişme dönemi Aralık ayında son bulmaktadır. Mandalyanın bütün türleri ilkbahar gelmeden toplanmaktadır. Şimdi C şıkkına dikkat edin. Greyfoot ile ilgili bak yukarıda bakmıştık. Diyor ki yetişme dönemi Aralık ayında son bulmaktadır. Yetişme neydi? Çizgiler. Şimdi Kasım'ın son haftası başlıyor. Aralık'ta devam ediyor. Ocağın ilk haftasında da bakın yetişmesi Greyfurt'un devam ediyor. Dolayısıyla tabloyu rahat bir şekilde incelediğimiz zaman C'nin yanlış olduğunu gördük. Ve beşinci sorumuz. Aşağıdakilerin hangisi anlam akışına göre bu metinlerde boş bırakılan yerlerden herhangi birisine getirilemez şeklinde bir sorumuz var. Bakalım Yaz mevsiminde oraya pek gitmem. havası insanı yorar, gölgeliklere sığmaya zorlar. Geceler bile insanı bunaltır, uyutmaz. şeklinde bir olumsuz cümle var. İkinci cümlemizde dağlardan inip kasabaya girerseniz görüntünün büyüsü biraz bozulur. Gelişimsel yaklaşması rahatsız eder. Üçüncü cümlede ise çam ormanları arasından giden yol çok dik ve virajlıdır. Burayı arabayla tırmanırken dikkatli olmak gerekir. Özellikle de bir kamyonu takip etmek zorunda kalırsanız tırmanış insanı bıktırır şeklinde. Buradaki cümlelerimize çünkü burada oteller kasabanın şirinliğine yakışmayacak kadar büyüktür şeklinde bir cümle var. Burada kasabaya girerseniz görüntünün büyüsü biraz bozulur. Gelişi güzel yapılaşma diyor ya o zaman ne yaparız? A'yı buraya getirebiliriz. B'de ne diyor? Bu koşullarda sollama yapmak pek mümkün değildir. Evet o da zaten son cümlemizde çok rahat bir şekilde bulduk. Ama öyle berrak bir deniz vardır ki bu boğucu havası unutturur. O da ne diyordu? Bakın e, havası insanı yorar diyor ya bakın zaten burada da boğucu havayı size unutturur diye birinci e, neredeydi o? Hı. Buraya da onu getirebiliriz. Dolayısıyla D şıkkımız orada yüzerken ruhumu maviye boyandığını düşünürüm denizle ilgili. Herhangi bir bilgi yok. O yüzden onu getiremeyiz. Cevap Denizli. Altıncı sorumuz. Buna göre Denizli'de gözlemlenen yıldız ve gezegenlerin kadir değerlerine göre sıralaması aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Okuyalım. Bir gök cisminin dünyadan gözlemlenebilen parlaklığın ilişkin bilgi sunan değere kadir değeri denir. Gök cisimlerinin kadir değerleri kadir çizelgesi adı verilen bir sistem üzerine gösterilir. Bu sisteme göre sönük gök cisimleri yüksek kadir değerine, parlak gök cisimleri ise düşük kadir değerine sahiptir. Denizde yapılan bir gözlemde Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn gezegenleriyle Deneb, Vega, Altair yıldızlarının parlaklığı konusunda şu tespitler yapılmış. Altair yıldızı Deneb'den daha parlaktır. Mars'ın kadir değeri Jüpiter'den yüksektir. Yıldızlar için en parlak Vega'dır. Jüpiter en parlak gezegen değildir. Gezegenler içinde en sevimli olanı Satürn'dür. Helal olsun adamlar oturmuşlar. Bakın bunların bu şekilde olduğunu bulmuşlar. Denizli'ye ben de gittim ama böyle bir şey hiç aklımıza gelmedi. Keşke bize baksaymışız. Buna göre denizde gözlemlenen yıldız ve gezegenlerin kadir değerlerine göre sıralaması aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şeklinde bir sorumuz var. Bu biraz sizi zorlayabilecek bir soru ama biraz dikkat ettiğiniz zaman cevabını bulabilirsiniz. Şimdi burada düşük kadir değerleri bakın öncelikle veriliyor. A ve B şıkkından dikkat edersek öncelikle Satürn vardı yoksa Venüs mü vardı? Evet Venüs ve Jüpiter vardı sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla daha sonra Vega vardı. Mars ve Satürn yukarıdaki anlatılanlara göre Mars'ın kadir değeri Jüpiter'den yüksektir dediğinden dolayı bakın bu ikisi burada duracak. Altair ve Deneb de buraya gelecekti. Yani şu dört tane bulduğunuz zaman diğerleri de otomatik olarak yerleşiyor. Altın sorumuzda cevabımız Bursa. Yedinci sorumuza bakalım. Bir araştırmada atlara biri kızgın, diğeri mutlu görünen iki insanın fotoğrafı gösterilmiş. Allah ım. Birkaç saat sonra fotoğrafı gösterilen kişiler yüzlerinde kızgınlığı veya mutluluğu ortaya koyan herhangi bir ifade olmaksızın atların karşısına getirilmişler. Atlar fotoğrafta mutlu görünen kişiye karşı yaklaşırken Kızgın görünen kişiden uzaklaşmış. Ne deneyler yapmışlar adamlar bakın. Bu parçada söz edilen araştırmadan atlarla ilgili aşağıda eklenen hangisine ulaşılabilir? İnsanlarla iletişim kurma şekilleri birbirinden farklıdır. Diğer hayvan türlerine göre daha zekidir. İnsanların yüz ifadelerini anlamlandırabilir. Kendilerine yardım eden insanları hatırlayabilir. Sevgili arkadaşlar burada insanların ulaşılabilir dediği için zaten birisi neydi? ılımlı yaklaşıyor. Birisi mutlu, diğeri kızgındı. Dolayısıyla atlarımız ne yapıyor? İnsanların yüz ifadelerini anlamlandırabiliyor imiş cevabımız. Ceyhan. Sekizinci sorumuz. Farklı yapıların anlatıldığı aşağıdaki metinlerin hangisine bu bilgilerin tümüne yer verilmiştir? İsminin anlamı, yapıldığı dönem, yapılış amacı, günümüzdeki işlevi şeklinde yine enteresan bir soru var. Şimdi buradaki Galata Kulesi 14. yüzyılda Cenevizler tarafından inşa edilmiştir. Osmanlı döneminde bir süre zindan olarak kullanıldıktan sonra yangın gözetleme kulesine dönüştürülmüştür. Zaman zaman deprem ve yangınlarda tahrip olan ve şu anda müze olarak kullanılan Galata, Galata Kulesi birkaç kez tadilat geçirmiştir. Şimdi burada Diğerine bakalım. Yerebatan Sarnıcı İstanbul'un tarihi yapılarından biridir. Bizanslar tarafından 6. yüzyılda yaptırılmıştır. Suyun içinden yükselen mermer sütunları sebebiyle halk arasında Yerebatan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Bugün müze olarak kullanılan yapı birçok etkinliğe ev yapmaktadır. C. Yıldız Sarayı'nın bir parçası olan ve adını Fransızca dağ ev anlamındaki cehalet Çalıt sözcüğünden alan Şale Köşkü İstanbul'un ilginç yapılarından biridir. 1956-76 yıllar arasında devlet konuk Evi olarak kullanılmış 5 Temmuz 85'te müze Sarı olarak hizmete girmiştir. Aşiyan Tevfik 1905'te yaptırdığı ve 1915'e kadar yaşadığı evidir. Aşiyan. Farsça kuş yuvası anlamına gelen Aşiyan'ın projesini kendisi çizmiştir. 1945 yılında Edebiyatı Cedide Müzesi olarak kullanılmaya başlanan ve 1961 yılında Aşıyan Müzesi adından yapı ziyarete açıktır şeklinde bir cümle var. Burada isminin anlamı Aşıyan'ın bakın Farsça kuş yuvası anlamına geldiğini görüyoruz. Ee, 1905'te yaptırıyor bakın yapıldığı dönem yine burada var. Yapılış amacı neymiş? eviymiş değil mi? Bakın devletin yaşadığı evidir. Yapılış amacı önce ev olarak yapılmış. Günümüzdeki işlevi neymiş? Ee, Edebiyatı Cedde Müzesi'nin başlarına 1937 yılında Aşiyan Müzesi adını alan yapı ziyareti açıktır. Dolayısıyla dört tane işlevin tamamını D şıkkında görebiliyoruz. Dokuzuncu sorumuzu yapalım. Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla getirilecek noktalama işaretleri bize sorulmuş. Top kapıdan top kapıya Mustafa Kutlu'nun kaleme aldığı ve İstanbul'un belli bir bölgesindeki sokakları, kütüphaneleri, tarihi mekanları, sosyal yapıyı anlattığı yazılardan oluşan dosyaların birincisidir. Mustafa Kutlu bu yazıların 3 dosyadan oluştuğunu vurguluyor. İkinci ve üçüncü dosyanın henüz kitaplaştırılmadığını belirtiyor. Burada e, zaten vurguladıktan sonra birinci üç dosyadan oluştuğunu söylemişti. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü ardından geldiği için buraya ne yapacağız? Noktalı virgül getireceğiz. Ve belirtiyordan sonra da ne yapacağız? Nokta. Cümle bitti. Eserde ticari açıdan hareketli birçok mekan anlatılıyor. Şimdi o mekanlardan bahsettiği için de buraya iki nokta koyacağız. Topkapı, kül, Gülhane, Çemberli Taş ve devam ediyor işte hangilerinden bahsediyorsa. Dolayısıyla noktalı virgülle başlayıp noktayla devam edecek iki nokta olması lazım. Burada yok. Noktalı virgül, nokta, iki nokta ve üç nokta. Bakın bursa şıkkımızda cevabımızı bulduk. Zaten ünlem koyacak herhangi bir yer yoktu. Burada yine noktalı virgül olduğundan dolayı bu cümlemiz de yanlış. Ve son sorumuz, cümlede yönelme, bulunma ve ayrılma bildirerek yüklemi tamamlayan öğeye yer tamamlayıcısı denir. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde alt çizili bölüm yer tamamlayıcısı, yer tamamlayıcısı na değildir diyor. Behçet Necati Gel şiirlerinde çoğunlukla ev, aile, çevre, yalnızlık kavramlarını işledi şiirlerinde. Yer Tamlayıcısı şiirlerini çeşitli gazete ve dergilerde yine Yer Tamlayıcısı burada da var yayınladı. Necati birçok yabancı sanatçının eserini Türkçeye Yer Tamlayıcı tamamlayıcısı. Dörtte ise Eski Toprak adı, adlı kitabıyla 7 Tepe şiir armağanını aldı. Burada ise Yer Tamlayıcısı yok. 7 Tepe şiir armağan ödülünü almış. Cevabımız burada Denizli. Evet sevgili arkadaşlar. Şubat ayı örnek sorularından Türkçe'yi çözdük. Diğer dersi de görüşünceye kadar hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz.